Efendim, konut kredilerinde faizler uçtu, konut satışları da düştükçe düştü. Veriler ortaya koydu ki Türkiye'de konut fiyatları 3 yılda 8 kat artarken bankalardan konut kredisi çekenlerin taksit ödemeleri 21 kat arttı. Türkiye'de her şey artıyor. Ev fiyatlarının ve konut kredisinin artmasına da şaşırmadık yani. Biri 8 kat, biri 21 kat. Orantısızlık var tabii ki. Ne diyeyim? Faiz oranlarıyla birlikte aylık taksitler uçtu. Ev almak adeta hayal oldu. Konut fiyatları 3 yılda 8'e katlanırken konut kredisi taksitleri 21 kat arttı. Biz de krediye başvurduk. Çok yüksek olduğu için biz de vazgeçtik yani. Evi de alamadınız. Yok. Zaten bu şartlar altında imkansız. Merkez Bankası'nın açıkladığı konut birim fiyatlarına göre 2020 Eylül'ünde 100 metrekarelik bir dairenin fiyatı 361 bin liraydı. Günümüze geldiğinde ise aynı dairenin fiyatı 2 milyon 911 bin liraya çıktı. Yani 3 senede konut fiyatları 8 kat arttı. Ev fiyatları? Çok yüksek hocam. Maalesef sistem yanlış. Şu dönem bence ev almamak lazım. Bankalarsa konut kredisinde faizleri %1,09'dan %3,89'a kadar çıkardı. 2020'de 270 bin lira kredi çeken biri ayda 4 bin lira öderken bugün 2 milyon 100 bin liralık kredinin aylık taksidi 85 bin lirayı buluyor. Yani 3 yıl öncekinin 21 katından fazla. Bizim gelirimiz 21 kat artmadı bu durumda. Dolayısıyla fazla. Şu anda zaten konut kredilerinin faizleri de çok yüksek. Var mı sizin eviniz? Yok. İstiyoruz ama faizlerden ve kredi taksitlerinden dolayı alamıyoruz. Bu veriler konut satış istatistiklerine de yansıdı. Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre konut satışları %20,6 azaldı. 93.514 konut satıldı. TÜİK verileri kredili konut satışlarının ise çok daha fazla düştüğünü ortaya koydu. Bir önceki yıla göre kredili konut satışları %68 azaldı. Faizler malum şu süreçten sonra imkansız gibi.